Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Real Estate serimizin 100. ve son dersiyle beraberiz. Bugün tarihler 8 Haziran 2024. Yaklaşık 10 ay kadar önce Ekim-Kasım gibi başlamıştık sanırım ilk dersine. Ve bugün finaline ulaştık. Toplamda şu an oynatma listesi 70 bin görüntülenmeye ulaşmış. Çok güzel sayılar bunlar. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha da artar. Tabii dersler ilerledikçe izlenme sayılarımız biraz düşmüştü. Her oynatma listesinde olduğu gibi. Şimdi biz bu seride ne yaptık? Ondan biraz bahsetmek isterim size. Bizim bir ana sayfamız vardı. Bu ana sayfada işte bir senaryomuz. Emlak yönetim paneli gibi bir uygulamaydı işte. İşin admin tarafı da vardı. Ondan sonra emlakçı tarafı da vardı. Emlakçıların sistemde ilan verme işlemini gerçekleştirdikleri, adminin bütün yetkiyi eline aldığı, bu işlemlerin gerçekleşebilmesi için token üzerinde bir kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriş yapılıp işte sonrasında token üretildiği, işin bir yerinde Signal Arın kullanıldığı ve backend'inde tamamıyla API ile hareket ettiğimiz şöyle dolu dolu bir proje oldu. Bakın bunlar da bizim projemizde kullanmış olduğumuz entitylerimiz, yani SQL tarafındaki tablolarımız. Bir ana sayfamız vardı. Ana sayfamızı süsleyerek sunduk kullanıcılarımıza. Şöyle bir karanlık panelimiz de vardı bizim. Ana sayfada işte şurada hatta anahtar kelimeleri girip gayrimenkul türünü seçip şehir seçtiğimiz zaman bize bu parametreleri sağlayan ilanları getiriyordu. Bunları gerçekleştirmiştik. Biz istediğimiz ilanları günün favori ilanları olarak belirliyorduk. Bazı ilanlara görsel eklememiştik. O yüzden böyle biraz şey geliyor. Görsel kısmı yok olarak geliyor, olmadan geliyor. Ondan sonra işte about alanımız vardı, feature alanlarımız vardı, popüler lokasyonlar vardı. Bu popüler lokasyonlarda biz trigger kullanmıştık SQL tarafında. Yani mesela biz 8 tane temel popüler lokasyon belirlemiştik. Örnek veriyorum, Dresden'e herhangi bir kullanıcı gelip yeni bir tane ilan girdiği zaman burada şehir olarak Dresden'i girdiği anda Dresden'deki ilan sayısı 1 olarak değişiyordu. Sildiği zaman da tekrar 0'a düşüyordu. Yani 1 artıp 1 azalıyordu. Bu şekilde çalışıyordu. Şurada bazı istatistiksel veriler, ondan sonra testimonial kısmıydı aslında burası. Sonra yine altta küçük başka bir feature alanı ve eklenen son 3 ilanı listelediğimiz kısmı, en altta da işte şurada da küçük bir footer'ımız vardı. Bunun dışında bütün ilanlarımız vardı. Burada bütün ilanları görüyorduk. İlanlar içerisinde herhangi bir ilana tıkladığımız zaman bakın bu şekilde bu ilanın detaylarına gidiyorduk. Detayların olduğu kısımda da işte görsellerimiz vesaire bulunuyordu. Bu ilanı yayınlayan emlakçı, ilanın temel bilgileri, başlığı, şunu da anlatmıştım nasıl görüntülenme sayısının arttırılacağı ile ilgili. İlanın açıklaması, detayları, işte konumu ve videosu gibi birçok özellik yer alıyor bu projede. Yani bayağı böyle dolu dolu güzel bir proje olduğunu düşünüyoruz. İnşallah izleyip uygulayan arkadaşlardan da bu olumlu dönüşleri alırız. Dapper kullandık. Backend tarafında, API kısmında. Dapper tarafında da bütün verilerimizi işte SQL üzerinde tutup daha sonra SQL sorgularıyla Dapper metotlarını kullanarak önce API'de listeledik. Daha sonra API'de listelediğimiz bu verileri de UI tarafında konsüm ederek işlemlerimizi tamamlamış olduk. Böylece YouTube tarafında bir eğitim serisinin daha sonuna geldik. 100 derslik uzun soluklu bir eğitim serisi oldu. İnşallah hem böyle bu bilişim tabanlı bölümlerde öğrenci olan arkadaşlar başta olmak üzere onların dönem sonunda proje olarak verecekleri düzeyde bir içerik oldu bu. Hem onların projelerine yardımcı olur hem de kendi geliştirme sürecinde sektöre hazırlanan arkadaşlar için bir basamak daha yukarı çıkmalarına vesile olur diyelim. Sıcak bir yaz gününde İstanbul'da 8 Haziran 2024 tarihinde eğitimin finalini yapıyoruz. Daha nice güzel eğitimlerde, nice projelerde buluşmak ümidi ve temennisi için bir eğitim serisinin daha sonuna geldik. Her şeyin gönlünüzce olmasını, verdiğiniz emeklerin fazlasıyla karşılığını almanız temennisiyle diyorum. Yeni derslerde, yeni eğitimlerde, yeni projelerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum. Projenin bitmiş hali GitHub repomda mevcut. Oradan ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.